Az önce konuşmanın tartışmanın başında hani nasıl gitti Sibel eve, işte kimin artık kız arkadaşıysa sahip çıksa bu şakaları yapana filan gibi bir şey söyledi. Berker'i anlayabiliyorum, etkilendi çünkü. Sonuçta bir adamın karakteri bonkörlüğü, vericiliği ile ilgili durup dururken sen Sibel'e şaka yapmak için Berker'i yedin. Öyle gözüküyor yani. Adamcağızın ne suçu var hoşlandığı kadına yüzük aldıysa, kolye aldıysa. Helal olsun, buna diyecek hiçbir şey yok. Ama bir dakika, Berker buraya gelebilir. Orada Sibel sahip çıksınlar kız arkadaşlarına diyor. Bakın sonra ne oluyor? Arkadaşlar bunu kim yaptı? Kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu? Aycan. Hoş mu Aycan yaptığın? Yok, senin üstüne... Mehtap o kadar oyun yaptığı zaman 50 tane laf söylediniz, şunu yaptınız, bunu yaptınız. Şimdi sizin bu yaptığınız ne? Kıza mı yaptınız yoksa benim mi? Esas bana teşekkür etmen lazım. Benimle alakalı bir şey değil. Senin bana teşekkür etmen lazım. Mehtap senden vazgeçti biliyor musun? Orada durma. Gerçekten Mehtap senden vazgeçti biliyor musun? Mehtap'ın benden vazgeçip vazgeçmemesi umurumda değil. İnan ama yani şu beni küçük duruma düşürdü bu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yok, üstüne notlar yazmışsınız. Yok, seni küçük duruma düşürmedik. Yok otel. Nasıl beni küçük duruma düşürmediniz? Biz kızla beni burada yok, sanki ben paraya çok önem veren bir insanmışım da. Kız önem veriyor, sen değil. Belki ben seninle... Değilim ama hedef direkt benim üstünden oynanıyor. Ben seninle erkekler evinde de güzelce hani kısa da olsa bir konuşma yaptım kardeşim ama bak şöyle bir şey, olay sahnedeki. Ya durumum önemli. Ben hiç bunu burada vurgulamadım ki, benim durumum iyi, benim ama durumum şöyle böyle. Ayrıca sizin daha doğru düzgün giden bir ilişkiniz yok. Ya haklısınız, bir de böyle oyunların içine giriyorsunuz. Nasıl, ne alakası var? O kadar da bir arayı bayan yapılan bir şey. Seninle alakalı bir şey değil. Kendi ilişkini düzelt. Bak, kendi ilişkini düzeltmek yerine burada Mehtap'a ders vermeye çalışıyorsun. Ya tamam abi, bir dakika. Kendi ayağımdan ki ben yandım. Ayrıca sen de aynı şekilde bu adam, bak orada 50 tane laf söylüyor. Doğru mu? Tamam, çık dışarı. Konuşalım. Adam bu kadar bir hakemi neden veriyor? Mehtap'a verdi gibi bu yıl. Anladım ki. Arabayı kabul etmesine geliyorsun ama, değil mi? Bir şeyi anca bu kadar basitleştirebilirsin. Tamam mı? Anca bu kadar basitleştirebilirsin. Benimle sorunlarını tartışmaya geldin oraya. Benimle sorunlarını tartışmaya geldin. Meğerse amacın benimle sorunlarını tartışmak değilmiş. Hayır. Sus! Ben orada kafamı önüme eğdim. Ayağa kalkıyorsun, yanıma geleceksin, sarılacaksın zannederken dışarı çıkıyorsun, ilk önce Adnan'la konuşuyorsun. Hiçbir şey anlamadım. Sonra Berker'i bahçeye çekiyorsun benim yanımda. Hiçbir şey anlamadım. Böyle bir olayın içerisine niye giriyorsun? Sen üzgün değil misin kardeşim? Üzgünüm. Değil misin? Nasıl bir üzgünlük bu ya? Ya bu nasıl bir üzgünlük ya? Benim karnıma karışık ettin beni. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Aklını başına al ha. Aklını başına al yani. Ben bu şekilde ilişki falan yaşayamam ha. Beni affettin şu an. Bir dakika. Bırak, hayır. Adnan, sen gülüyordun bu VTR'nin en başında. Ne oldu? Ne komiğine gitti? Berker'in hediyeleri atma şekli biraz. Aynen. Komiğime gitti. Bence de. Nesi komik ya? Adam vallahi bence hiç suçu günahı yokken sırf bonkörlüğü, cömertliği yüzünden bu evde bu hale düştü. Ay, şakadan dolayı o da kendini şöyle öyle gösterdi. Yani ne suçu var bu adamın? Bir şey diyeceğim Seda Hanım. Yani şimdi eğer Berker'e bu aldığı hediyelerden dolayı bonkör, cömert dersek bu sefer Gökhan'a haksızlık yapmış olur. Niye, Gökhan'a demedik mi? Ne güzel jestler yaptın, elbiseler aldın, kız arkadaşın ağladı beğenmedi diye. Ne hoşluklar yaptın, hayallerini gerçekleştirdin. Ve her zaman demiyor muyuz? İmkanı olan yapabilir, olmayan durumuna göre yapar. Senin yüzüğünü herkes eleştirirken ne kadar güzel ki gönlünden kopmuş veriş şeklin, takış şeklin, Didem'in ona verdiği değer. Herkese dedik. Ya ben de aynı şeylere katılıyorum ama şimdi... Ama bir de bu adam başına kalktılar hediyeleri. İlişkinin ilk haftasında beşi bir yerde alıp ikinci haftasında yüzük alınca bu cömertlik mi oluyor? Değil mi? Yok, biraz bilmemek oluyor ama zaten kabul ediyor. Bilmemek. Hangi devirde yaşıyoruz Seda Hanım? Ama kabul ediyor. Benim böyle bir şeyim olmadı. Ben kimseye böyle şeyler yapmadım. Bunu biliyorum diyor. Ya ben en azından bilmesem bile etrafımda birileri varsa öğrenirim. Adnan şeyi biliyormuş ya. Bir şey var Adnan. Bu evde sensin. Herkesin sonsuz kardeşim, vakti yok. Beni bak, beni kendinle kıyaslama. O sensin. Sen onu yaparsın. Ben abi, kabul ettim zaten. Hediye bilmediğim için. Aklına bunu almak istedim, bunu aldım ya dedim. Ama sen beni kendinle niye kıyaslıyorsun? Asla kendimle kıyaslamıyorum seni. Ya. Bir hediye alırken insan etrafındaki birilerine de danışır yani. Tutup da ben bir de bir şey söyleyeceğim. Örf adetlere göre aldım diyor ya, o hediyelerin hangi zamanda, hangi vakitte, ne süreçteki ilişkilerde alınacağını bilmiyor. Ben demedim muymuş? Örf adetle alakalı O şekilde hani benim... Ya peki, bilmiyor. Atıyorum, hata yaptı.
Tamam, cömert de değil. Öyle etkilemeye çalıştı Mehtap'ı. Bunu hak etti mi? Ama belki ona karşı yapılan bir şey değil. Aa, en çok etkilenen o. Bence bundan evet, etkilenen ne Sibel, ne o, ne bu. Bence en çok etkilenen o. Seda Hanım, aslında olay neydi biliyor musunuz? Mehtap'ın Berker'e karşı duyguları gerçek mi değil mi? Bunu ölçmek için şimdi Berker altın falan getirdiği için başka bir şekilde hani mantıklı anlayamazdık. Evet. O gelinmiş akla. Bence Mehtap'la Boğaça'nın geçen hafta yaptığından hiçbir farkı yok. Çünkü başka bir arkadaşınızın duygularıyla oynadınız. Onu orada saf durumuna düşürdünüz. Kırıldın mı Berker, kırılmadın mı? Vallahi Seda Hanım, keşke yapmasalardı. Peki, Aycan İtar alıyorsun. Seda Hanım. Sırf Sibel'e ve Berker'e yaptın ve onları kırdığın için tıpkı geçen hafta Mehtap ve Boğaça'nın aldığı gibi ikinci ihtarın oluyor. Seda Hanım, beni çağırmıştı Aycan beraber yapalım diye. İyi ki uymamışım. Ya sen de var ya, herkesin kendi hakkı var. Öyle yapacağım seni zaman... de çağıracağım demedim. Hayır, beni öyle yapacağım birlikte yapalım demedim. Beni mutfağa çekti, Gamze gel böyle böyle yapalım dedi. Birlikte yapacağım demedim. Burada bana oyun oynuyorsun, şöylesin böylesin diyen Aycan savunacağım gerçekten. Koşmadı mı? Şimdi şöyle. Seda Hanım, şöyle bir şey var. Sana ne oluyor abi? Ben seninle ilgili konuşmaya gerek bile bilmiyorum. Öyle bir şey yapmayacağım. Çok bariz ya, bir şekilde. Bir şey söyleyeceğim. Sadece bu olayı açıklayabilirim. Hangi dünyada tek tek, birincisi tek tek. Hangi dünyada böyle insanların duygularıyla oynamak çok saf da olabilir. Hiçbir şey görmemiş de olabilir ya. Hangi dünyada bu geçerlidir? Şimdi şöyle bir şey var. Ben çünkü o adamın suçu yok. Mehtap'ın duygusunu anlayacaksınız. Mehtap'ın duygusunu ölçeceksiniz diye. Niye bir damat adayını harcıyorsunuz? Şimdi şöyle Seda Hanım, ben burada Berker'e harcadığımı düşünmüyorum. Çok özür dilerim. Berker'e zaten Mehtap'lar bunu yaptığında bu tepkiyi verenlerden şaka birisi. Şaka yapmıyorsan benim. Alay ediyorsun ama, o zaman. Ama alay da etmiyorum. Çünkü Berker alay edilecek bir şey yapmadı. Sadece Berker'in o yaptıklarını alay edici yapan kişi onu hani onu yaptığı, o jestleri yaptığı kişidir. Ve bu evde bizim yaşadıklarımızı biz gerçekten biliyoruz. Mehtap sürekli böyle böbürlenerek bir seviyorum, bir sevmiyorum, bir karmaşasında. Sonuçta Mehtap yüzünden Berker'e. Ben kaliteliyim, bana şöyle olmuş, böyle olmuş davasında ve benim ilişkim başladığında da bana yapılanlar. Ortada ben de böyle bir şey yaptım. Evet, Berker'i katmamam neyse gerekiyordu. Berker'i de Sibel'i de kattığın için bir ihtar aldın. Bir tamam, daha da böyle şakaları geçen hafta yapıldığında aynı şekilde Mehtap ve Boğaçan da almıştı. Evet, Onur'un yüzünü lütfen yere eğdiğim için onları kullanmayın. Bir şey söyleyebilir miyim? Seda Hanım. Adnan? Eğer bu konuda ihtar verildiyse ben de buna ortak oldum. Yok. Ve Berker'in yüzüğünü alıp Aycan'a veren benim, bana da anlattı. Ben de bu işi ortağım. Ama eğer Adnan'ın ben çok iyisi benim fikrim. Ben şimdi fikrim burada ona yardımcı olan... Dışarıdan seni izlediğim karakteriyle bir görünüşüm seni... var ama... Neyine yakıştıramadı? Yok, bir şey söyleyeyim canım. Adnan ileri görüşlü bir insan olduğu için senin böyle bir karakter çıkacağını biliyor. Tamam, senin maddiyatçı tarafını çıkarmak için yapmış olabilir. O evde en ileri görüşlü arkadaşımız o. Ben sana burada da Rabia'nın saf, avukatı saf gibi göstermeye çalışıyorsun kendini. Bütün erkekler görmüş, gözünü kapatmış. Çocuklar, erkekler istediğiniz Anladın şeyleri mı? Söyleyince doğru kıymetli doğru oluyorlar. Doğru. Size edemez. Ters gelince kıymetsiz oluyorlar. Duruşuna o yüzden ben gelinler evinin erkekler hakkındaki görüşlerine güvenmiyorum. Bugün Adnan Rabia'yı eleştirse yarın tam tersini konuşuruz. İstediğiniz zaman döviz kuru gibi, bir gün iyi erkekler bir gün kötü. O yüzden Adnan, senin burada yapmış olduğun şey, hani tamam bir şeye belki ortaklık ettin. Bunu gerektiriyor olsa o zaman Rabia, işte o hediye açılırken yanında Sibel'in kim varsa hepsine vermemiz evet, gerekiyor. Evet, ortak değil zaten. O yüzden bunu planlayana veriyoruz. Ama canın çok ihtar almak istiyorsa böyle bir şaka yapmayı dene bakalım. Vallahi ben Aycan'a bu şakayı yaptığı için teşekkür ederim. Tamam, kötü şeyler olmuş olabilir ama bu vesileyle de Sibel arkadaşın ne kadar maddiyatçı, evet, maddiyata ne kadar altını çizerek önem verdiğini görmüş olduk. Bir dakika, sağ ol. Seda, ve şöyle de bir şey söylemek için yapıyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya sen Adnan, ihtar almış birine niye teşekkür ediyorsun? Kaşınıyor musun çocuğum? Bir şey söyleyebilir miyim Seda ya Hanım? Ya sen burada duyguyla oynamaktan bahsediyoruz. Sen bir de teşekkür ediyorsun. Bu kızın maddiyatçı olduğunu düşünüyorsan zaten bu kadar büyük bir şeye gerek yok. Sen insan sarrafısını anlarsın. İki kişi olunca bizi taşıyorsun. Bekarken beni taşıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi bak şimdi sen en başta Onur'a söyleseydin. Kızım yapma diyecekti Onur belki sana. Ne derdin Onur? Ben böyle bir şaka planlıyorum diye gelse sana. Seda Hanım bakın, gerçekten sorunlarımız var. Sorunlarımız varken şaka maka deseydi kızardım, söyleyeyim. Çok gayet kızardım. Yani çünkü ben orada sorunlarımı tartışmaya çalışıyorum. Ki daha öncesinde hep tartıştığımızda halının altına atmışım. Bunu gördüm. Hep sarıldım. Mıç mıç öptük birbirimizi ve unuttuk bazı şeyleri. Bu sefer aynısını yapmadım.
Bu sefer sorunların üzerine gittiğim halde baktım kalktım gittim burada sorunlarını bırakmış bir kadın görüyorum. İşte böyle şakalarla uğraşan bir kadın görüyorum. Bak sen böyle devam ettiğin sürece, tamam mı? Ne benle ne bir başkasıyla zaten mutlu olamazsın. Şu an var ya, gerçekten seni görmek dahi istemiyorum. Bak görmek yok, dahi istemiyorum. Yok, o kadar abartma canım. O kadar da değil, tamam. Hayat görmek ya. Görmek dahi istemiyorum yani. Bu kadar ölümcül hatalar yok ortada. Yapmayın gözünüzü seveyim. Yok, hayır, ben görmek istemiyorum. Hiç hayır. Onur, Berker'le ne konuşmuşlar biliyor musun? Neyine suçluyum ya? Berker'le alttan bu kız da bu duruma düşmüyor. Ya kardeşim tamam gördün de yani bunun bilinci ne? Bunu bana yapmak zorunda mı bu kadın şimdi? En azından yani alıştırmazdın abi. Ya sen de şimdi yangına körükle gitme ya. Körükle gitmiyorum abi ben bir şey. Ben gördüklerimi söylüyorum, anlıyor musun? Ağlama lütfen ya. Ya sus tamam. Haklısın, özür dilerim ama ben... Ya bir de Berker'e diyorsun ki bana teşekkür etmen lazım diyorsun ya. Ya neye teşekkür edecek ya? Ya sen beni orada bıraktın gittin kardeşim, burada şakalarla uğraşıyorsun ya. Ondan sonra sana bağırmayan bağırmak zorunda kaldım. Psikolojim bozuldu ya. Onur, şimdi bir şey söyledin. Çok büyük sorunlar var, halının altına etmişiz. Hep böyle aşkla sarılarak, konuşarak kapamışız. Evet, uzun ilişkilerde bazı şeyleri veya her şeyi görüp duymayacaksın. Aycan elini çek yüzünden. Her şey görülüp duyulmaz ilişkilerde. Her şey oturulup böyle analitik vıcık 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 yapılmaz. Bazen bir sarılmak, bazen bir tebessüm, bazen bir saç okşamakla affedilmeli bazı şeyler. Gerçekten derin ben sorunlarınız varsa Seda Hanım, halledin. Bu zamana kadar ben bunu yaptım zaten. Olgun davrandın. Dedim ki tamam, tamam geçer, bunları atlatırız. Bu büyük bir hata değil dedim. Ama bu son geldiğimiz iki gündür durumlar... Yani bambaşka bir hale geldim ya. Sabahtan beri bir psikolojim bozuldu. Bak, düşünüyorum, evinde, çıkamıyorum kızlar ya. Kızlar evinde bir şey merak ediliyor. Onur sen de bugün sinirlisin. İlk defa seni böyle görüyorum. Bir sakin ol. Bir şey merak ediliyor. Berker'e soracağım. Berker, Aycan seninle ne konuştu dışarı çekip? Seda Hanım, Aycan benle Mehtap'la hiç mi olmayacak? Ama bunu hani şey için sordu. İşte yeni gelen şey, Sibel... Üzülüyor dedim. Mehtap'la üzülüyor, hiç yakışıyorsunuz mi olmayacak tarzında... Bir konuşma yaptı, Mehtap'la hiç mi olmayacak dedi. Ama Sibel'le yakışıyorsunuz tarzındaymış ondan konuşma. Ondan sonra dedim ki Mehtap dedim üzülüyor hiç mi dedim, olmazı evet, yok dedim. Sibel'le ya uğraşıyor peki, dedim. Sibel'le evet, evet, yaklaştınız, o evet, kadar bir olacak gibi mi dedim. Evet. Senin algın ne Aycan'dan? Aycan, Mehtap üzülüyor ama Mehtap'a sırtını dönme mi demeye çalıştı? Yoksa Sibel de sana uygun aday mı demeye çalıştı? Yok, tamamen yapacakları oyunun yolunu yapmış gibi geldi bana. İkisiyle de alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mehtap tamamen oynayacakları oyunun yolunu yapmış gibi gördüm. Yok yok, orada Berker'i dışarı çıkarmasının sebebi benim. Onur abime de burada söyledim ama o biraz daha farklı baktı boyuta. Orada yüzüğü alabilmek için Berker buradaydı ve dışarı çıkması gerekiyordu. Anladım. Dedim ki teknik. Mehtap'la ilgili. Aynen evet, öyle dediğim gibi yani o yapacakları yani oyunun aslında yolu. Aslında Berker'in dediği yapılacak şakanın yolunu evet, yapmak. Evet, evet, dışarı çıkarttı olsa da ben yüzüğü aldım. Peki işte bu kalp kıran şakalarda en çok ben üzülen. Ben ağlarken mi gülüyorsunuz Didem, Esra, Gamze? Bu kadar ben ağlarken ya gülüyorum. O kadar ben gözümdeki şeyi aldım. Sen nasıl bir adamsın ya? Didem hadi diğer gibi tamam. O kadın ben ağlarken ne oldu be dedim ben. Ne alayım ya? Ben burada şey yaparken Mehtap'la çak yaptı ya. Onur'la tartışırken yapmadınız mı? Kim çak yaptı ya? Evin her tarafı kamera. Çak yaptı. Nasıl bir algı yaratmaya çalışıyorsun şu an? Ağlarken şu an gülüyorsun falan. Esra bir şey söyledi, ona gülüyorum. Neye? Ben algı yaratma. Algı yaratmak lafından çok sıkı ya. Ben beni çekmeyin ya. Ben senin meselenizde yokum. Ben meselenizde yokum. Arkadaşlar futbol takımı mısınız? Ne algısı ya? Siz mutlu musunuz, ona bakın. Allah Allah. Bu evin en sevilen karakter. İki yıldır gelmiş geçmiş kendi gibi olmayı başarabilen karakterlerdi. Bakın en doğru, en disiplinli, en çizgide demiyorum. Kendi gibi atarlıysa atarlı, sinirliyse sinirli, neşeliyse neşeli, samimiyse samimi, aşıksa aşık. O karakterler en çok sevildi. Sokakta da öyledir. Kendi gibi olan. O yüzden bırakın şu algı yaratmak, üçüncü kişi ne düşünür, annem ne der, o ne der, komşunun kızı izleyin, geçin. Siz mutlu olmaya bakın. Anlatabiliyor muyum? Sokakta da öyle. Şimdi ondan sonra bir şey söyleyeceğim. Efendim görüyorsunuz Aycan'ın ağlamasına çok üzülüyorum. Çünkü hepsini tek tek çok seviyorum. Ama benim yapabileceğim burada bir şey yok. Teselli etmek de elimden gelmiyor. Ama iki haftadır bu evde başkalarının duygularını kırarak şaka yapan herkes en çok kendileri üzüldü. Geçen hafta da Mehtap gözyaşlarına boğulmuştu. Kendi yaptığı şakanın neticesinde ihtar almıştı Boğaçan'la. Bu hafta da Aycan aldı. Ne olur gönül kırmayın, kalp kırmayın, tam tersine yapın dedikçe bir de kendi ilişkini... Yani bozdun demek istemiyorum da ne diyeyim, zora soktun. Lütfen enerjinizi olumlu şeyler harcayın, olur mu? Bak bu evde vakit nasıl geçiyor, hafta sonu geliyor, kimler kalacak, kimler gidecek biliyor muyuz? Hı hı. İşte hadi kıymet bilin. Görüşürüz beyler yarın.
yeter ki sen.